Hoşolara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. YKS yaklaşıyor. YKS yaklaşırken bizler de soruları inceliyoruz. Acaba 2019 YKS'de öğrencilerimizin karşısına neler çıkacak? Bunu tabii ki geçmiş yıllardaki sorulara bakarak yorumlayacağız. Şimdi matematikte soru tarzlarının oldukça değiştiğini biliyoruz. Peki ÖSYM nereye doğru evriliyor? Bundan biraz bahsetmek lazım. Yani gelip de şu çıkar bu çıkar deyip hiçbir done sunmadan ortaya böyle kavramları ortaya atmak biraz saçma olacak. Şimdi geçmiş sınavlardaki sorulara baktığımızda ilk önce biraz temel kavramlardan bahsetmek istiyorum size. Bakın geçen sene YKS'de çıkan bir tane kesir, bir tane de mutlak değer sorusu vardı. Soruları görüyorsunuz şu anda ekranda. Bu sorulara dikkat ettiğinizde rasyonel sayıların ve mutlak değerlerin temel mantıklarını baz aldığını görüyoruz. Yani buradaki kavramlar neler? Neden bahsediyor bize? Mutlak değer ne demektir? Öyle değil mi? Kesirli ifadeler neyi gösterir? Bunları bilmeniz gerekiyor. Eskiden neydi? Rasyonel sayı vardı. 4 işlem, arada çarpmalar, bölmeler giriyor. Sorular iyicene zorlaşıyor. Hayır, ÖSYM artık işlem kalabalıklığıyla sizleri yormuyor. Ama diyor ki eğer bir konuyu öğrendiğini düşünüyorsan o konunun temel mantığını bileceksin. Ne manaya geldiğini bileceksin. Buradaki kesir ifadesi ve mutlak değer sorusu bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla bu konulara çalışırken dikkat etmeniz gereken birinci husus bu. Bunun dışında yeni nesil sorularda çok fazla örnek bir ifade verip hadi bunu siz de bulun dediği soru tarzları var. Buradaki üssü sayı sorusuna bakıyorsunuz. İşte üçgenin içerisinde çizilirse şöyle, dörtgenin içerisinde çizilirse böyle ve diğerlerinde de baktığınızda benzer sorularda kavramlar aynı ancak soru şekli farklı. Burada bölen ifadesine değinmiş. Burada ben indisli bir ifade verdim ve bununla bunu tanımlıyorum demiş. Sizler de benzerlerini yapacaksınız diyor. Yani sıfırdan bir tanım uyduruyor gibi düşünebilirsiniz fakat bildiğiniz konulara bağdaştıracak bunu. Ben bu tarz konuların genellikle örüntü tarzı sorular olduğunu düşünüyorum. Hani konuya bakarak mantığını algıla. Bu sorularda çok fazla zorlanacağınızı tahmin etmiyorum. Eğer olayı algılarsanız çözümü de gayet iyi yaparsınız. Peki köklü ifadelerle. ÖSYM artık köklü ifadeden ziyade irrasyonel ifade. İrrasyonel ifadesi bu kavram üzerine çok fazla duruyor. Yani sayıyı düşünürken köklü deme kardeşim. Kök 2 demek zaten irrasyonel sayıdır. Bunu düşüneceksin diyor. Diğer yandan eskiden irrasyonel ifadelerde ya da köklü ifadelerde toplama, çıkarma, çarpma, kuvvet alma bunlarla ilgili çok fazla sorular sorulurken şu sorulara bakın. Biri LGS'de çıktı geçen sene, biri de YKS'de çıktı. Kök 2, kök 3 gibi değerlerin yaklaşık değerlerini bilmekle alakalı soru var. Gel şunu ters çevir, eşleniğiyle çarp, şu bu tarzı bir soru sormadı adamlar. Demek ki köklü ifadeleri işlerken de kök 2, kök 3, kök 5, kök 7 gibi sayıların yaklaşık değerlerini bilmekte fayda var. Çünkü bunu bildiğinizde bu iki soruda çok kolay oluyor. Diğer türlü tabii ki sorular sizin için zor olacaktır. Ama yine ne yapmışlar? 4 işlemden kaçmışlar. Peki bir diğer husus. Genellikle İşte sıralama tarzı sorularda, basit eşitsizlik dediğimiz kavramlarda birinci seçenek şu, ikinci seçenek şu tadında sorular geliyor. Ya da bunları tablolandırıyor. Tabloda işte durumlar şundan şundan ibarettir. Hatta daha fazla soru var ama hepsini şu anda buraya sığdıramadık biz. Geçmiş 2 senede baktığımız, geçen seneye baktığımızda özellikle LGS'de, TYT'de, AYT'de benzer sorular çok fazla var. LGS'de yeni 2019'da açıkladıkları LGS'ler var biliyorsunuz. Hani bu sene bunlar çıkabilir tadında açıkladıkları sorular var. Onlarda da bu tarz soruların yaygın olduğunu görüyoruz. Nedir bu? Birinci durum şu, ikinci durum şu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleşebilir ya da alabileceği fiyat değeri nedir gibi sorular var. Bunlara da özellikle dikkat edeceksiniz. Bunlar genellikle problem tarzında çıkıyor karşımıza. Problem tarzında dedik. Problemlerde nasıl değişiklikler olabilir? Biliyorsunuz artık problemleri belli bir kalıba sığdıramıyoruz. İşçi havuzmuş, yaşmış, yüzdeymiş çok net bir şekilde karşımıza çıkmıyor. Karma verilen ifadeler buradaki görsellerle süslenmiş, modellenmiş sorulara yüzdelikleri kullanabileceğiniz ya da işçi havuz mantıklarını kullanabileceğiniz denklemler ekliyorlar. Soru kökleri ekliyorlar. Dolayısıyla buradaki problem konusu net olarak ayrımı çıkmayacaktır. Yani net bir hız problemi sormayacaktır size. Fakat kullanacağınız problemde hız kavramını dibine kadar bilmeniz gerekiyordur. Bunları kullanabilirler. Zaten artık biliyorsunuz soruların tamamı neredeyse problem sorusu. Bu arada biri logaritma ile ilgili, biri ondalıklı sayılarla ilgili
İki tane soru sordu YKS. Görüyorsunuz şu anda ekranda. İkisi de cetvel tadında. Şimdi cetvel tadında diyorum. Neden? Aslında bunların ikisi de normal cetvel değil. Bildiğimiz kavramları diyor ki hadi bunu şöyle yaptık. Böyle olduğunu farz edelim. Buna göre ölçülecek olan değer kaçtır? Görüyor musunuz? Soruların ikisi de aynı neredeyse. Ama görsel olarak aynı. Mantıkları da yine birbirlerine nedir? Benziyor. Birinde logaritmik ifadeyi sordu, birinde bir başka ifade. Hemen diğer gelen soruya bakın. Bakın bu arada şunu da söyleyeyim. Cetvelin ne olduğunu biz biliyoruz. Bunun üzerine farklı bir tanım yapmış. Hesap makinesi sorusu. Dikkat edin, hesap makineleri normalde iki farklı şekilde olabilir gerçekten de burada gösterildiği gibi. Yine bildiğimiz bir ifade üzerinden tanım yapmış. Buna da özellikle ve özellikle ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Ne yapabilir? Gayet herkesce kullanılan, bilinen bir kavramı önünüze getirebilir. Bir araç, bir ölçü, bir pergel belki de ve onlardan sorular sorabilir. Özellikle türev, integral, fonksiyonlar dediğimiz kısımda yaşadığımız bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bakın şu anda 3 tane soru görüyorsunuz. Bu 3 soru da aynı mantıkta. Grafiğin üstte kalan kısmı, altta kalan kısmı. Yani basit bir grafik sorusu değil bunlar. Fx'in gx'in üstüne çıktığı yerler. Ben bunları ilk eşitsizlik videolarında anlattığımda 4-5 sene önce ya bunlar biraz kasıntı olmuyor mu diye öğrencilerden tepki gelmişti. Ben ise grafik mantığı her zaman önemlidir. Hangi grafik hangisinin üzerine çıkıyor mutlaka bunlara dikkat edin diyor idim. O zamanlar tabii ki biraz ütopik geliyordu öyle sorular fakat geçen sene 3 tane bu mantıkta soru sordular. Düşünebiliyor musunuz? 2 sınava 3 tane böyle soru koydular. Nedir bu sorular? F'in G'den yukarıda olduğu kısım. G'nin F'den yukarıda olduğu kısım. Ve bunların x ekseniyle aralarındaki ilişkiler. Demek ki türev, integral çalışırken, fonksiyonlar çalışırken özellikle grafik yorumlamalarına çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Peki sadece bunlar mı? Hayır. Buna benzer başka sorular da var ama hepsini tek videoda sığdıramayacağım için birkaç gün içerisinde diğer videoyu da yayınlamaya çalışacağım. Siz öncelikle bunlara dikkat ediyorsunuz. Diğerleri de gelecek.